Maalesef 2024-2025 eğitim öğretim yılında eşit koşullarda, bütün çocuklar eşit koşullarda yararlanamamakta. Yoksul, emekçi ailelerin çocukları maalesef dezavantajlı bir durumda. Özellikle bu artan enflasyon ve maliyetlerle beraber özellikle dezavantajlı bir şekilde başlamakta. Ülkede özellikle ekonomik krizin eğitime yansımaları da bu şekilde maalesef ilimizde de yansımalarını görmekteyiz. Her geçen gün bu ekonomik kriz öğrenciler arasındaki eşitsizliği de arttırmakta. İşte özel okullara özellikle özel okullara bir kayma söz konusu ve eğitimin ticarileştirmesi söz konusu. Yoksul, bırakın özel okul devlet okulu ayrımını, devlet okulları arasında bile ciddi ayrımlar söz konusu. Özellikle kırsal bölgelerde ve daha dezavantajlı bölgelerde yaşayan okullar arasında bile bir şey söz konusu. Özellikle öğretmen sayısı, okullardaki donanım eksikliği kırsal bölgelerde göze çarpmakta. Özellikle Urfa gibi 2 milyon nüfusu olan bir şehirde kırsal bölgesinin bu kadar yoğun olan bir ilinde elbette ki maalesef birçok devlet okulu yeterli kaynak ayrılamamakta. Bırakın yeterli kaynağı, öğretmen açığı da özellikle her geçen gün artmakta. Milli Eğitim Bakanı'nın geçen açıklaması vardı, işte sınıf derslik başına düşen öğrenci sayısının 20 olduğunu belirtti Türkiye geneli. Ama maalesef ben Urfa'mıza bir bakalım. Bir mercek altına baktığımızda Eyüp'e ilçemiz. Belki de Urfa'nın aslında ortalaması olan bir ilçemiz. Urfa ilçesinde ilkokul, ortaokulda öğrenci sayısına düşen sayı 51. Özellikle okullar Eylül'de, pazartesi günü okullar açılacak 9 Eylül'de. Ama öğrencilerimiz Kasım ayında okula başlayacaklar. Özellikle Urfa'nın kronikleşen bir problemi mevsimlik tarım işçiliği. Ama herhangi buna bir çözüm bulunmuş değil. Sadece istatistikler tutuluyor ve buna yönelik herhangi bir çözüm önerisi maalesef geliştirilmedi. Eyüp'te bir okul örnek vereyim. Yaklaşık 1900 tane öğrencisi var. 2023 verisi bu. Yani geçen yılki eğitim öğretim. 152 öğrenci Kasım ayında okula başlamış. Mart sonunda da yeniden mevsimlik tarım işçisi olarak başka bir ile göç etmek zorunda kalmış. Yani neredeyse %8 oranında. Sırın'da bir okul alalım. 1150 tane öğrencisi var. 140 tane öğrenci geçen yıl mevsimlik tarım işçisi olarak sadece okula 4 ay devam edebilmiş. Sadece bu iki örnek, yani bu iki örnek aslında Urfa'daki mevsimlik tarım işçiliğinin hala bir çözüm bulunamadığını, öğrencilerin 183 günü değil, bırakın 183 günü, 70 gün iş günü sadece okula devam etmek zorunda olduğunu gösteriyor. Şimdi genel olarak eğitime, özel olarak da ana dilde eğitimin temel bir insan hakkı olduğu görüşü özellikle Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütler tarafından karar altına alınmış bir şey aslında. Yani dinsel kimlik veya dilsel kimlik. Ne olursa olsun herkes sadece insan olduğu için kendini gerçekleştirme ve kendini geliştirme noktasında bir hakka sahip. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. İnsanlar ana dilleriyle ancak kendilerini geliştirebilirler, daha iyi bir kimlik oluşturabilirler, zihinsel gelişimlerini, öğrenme yeteneklerini ve sağlıklı bir kimlik edinilmesi olmazsa olmaz koşullarındandır. Ana dilde eğitim, ki bu dünyada hani bilimsel olarak ispatlanmış bir şey. Ülkemizde ve özellikle de bizim Urfa'da işte bu kadar Kürtçe konuşan ve Arapça konuşan bir öğrenci grubu var ve birçok öğrencimiz maalesef Türkçe bilmeden okula başlamakta. Ve yabancı bir dilde eğitim almak zorunda kalıyor. Tırnak içerisinde yabancı dili belirtmek istiyorum. Çünkü kendine yabancı olan bir dille eğitime başlamak zorunda. Ve bu çocuk nasıl sağlıklı bir kimlik geliştirecek? Nasıl kendini gerçekleştirecek? Maalesef işte 2012 yılında başlayan işte Yaşayan Diller ve Lehçeler adı altında seçmeli ders getirildi. Buna yönelik işte özellikle bir
göz boyamadan öte gitmeyen, çünkü yeterli altyapısı olmayan, öğretmen sayısının noktasında Zazaki 2000, düşünün bir programı 2012 yılında açıyorsunuz. Şu ana kadar 132 öğretmen sadece atanmış. Kürtçenin Kurmancı ve Zazaki lehçesi. Şu an 132 tane öğretmen çalışıyor. Geçen yıl 10.000 tane öğretmen atandı. 2 tane Zazaki, 2 tane de Kurmancı öğretmeni atandı. Ve resmiyetten seçmeli ders var görünüyor. Özellikle birçok kez seçmeli ders seçme döneminde biz bunu özellikle belirtiyoruz. Okul idareleri, özellikle velilerde yeterli talep yok, İşte bu dersi verecek öğretmenimiz yok şeklinde velileri geri çevirmekte. Velilerin taleplerini görmezden gelmekte ve birçok öğrencinin seçmesini de engellemektedir. Özellikle birçok kez buradan yine bir kez daha uyarıyoruz. Eğer velilerimiz Kürtçe seçmeli dersi istemişse okul idarelerini ve Milli Eğitim Uyarısını yapmanız gereken bunları öğretmen sağlamaktır. Bunları vazgeçirmek ve kendi isteğiniz de olsa öğrencilerin ders seçmesini sağlamak değil.